Dördüncü bölümden herkese selamlar. Üstündü şimdi benden. Göğüs gelemiyordum ona. Bunu yapacak ne hal, ne güç, ne de tek nefesim kalmamıştı. Yenilmiştim yine hayata. Çürük yaralarım kanadılar ağırsızca. Bedenimi saran acı mutluydu. Tam o anda bulanık da olsa gözlerimin ta en yakınına onun silüeti belirdi. Ellerimi elleriyle ısıtmaya çabalayan adam bana sinirli bakıyordu. Esmer yanık teni bulanıklığın altında yine belli ediyordu kendini. Yapılı vücudu o silik silüeti tanımamı sağlıyordu. O jiyan iltan korkuttu. Silik görüntüler arasında kendini belli etti. Siyahın en koyu ruhunu barındıran çatık, kalın ve şekilli kaşları. Kendine gel Hazan, hadi güzelim. Derinden etkileyen o ses tonunu ruhum okşuyordu adeta. Ama benim elimden başka bir şey gelmiyordu. Olmuyordu. Olanaklarım sıfırlanmıştı. Nefesimi saran acı ilmikler koparıp atamıyordum bir kenara öylece. Yaralarım kanıyordu. Sarıyordu tüm bedenimi kanın kızıl konu. Hükmünü kutluyordu. Boğuluyordum. Kendi kendime boğuluyordum. Beynim tamamıyla panik içerisinde nefes almanın komutunu kesmişti. Engel koymuştu acılar. Ölümü tenimde hissediyordum. Acı vericiydi. Söylemesi kolay, yaşanması zor olan ölüm. Sızısı derinden yakan ölüm. Canım çıkıyordu ve hala karanlığa tam çekilememiştim. Bu dirençte neyin nesiziydi? Gözlerim ona tutulmaya çalışıyordu. Ölüm korkusu bile düşmana sarılmaya yetiyordu. Yardım mı istiyordu ondan şimdi yine gözlerim? Ah, bilemiyordum. Ve işte tam o anda dudaklarımın üstünde Jiyan İtan Korkut'un dudaklarını hissettim sıcak, yumuşak ve nefes kesiciydi. Dokunuşları incitmekten korkarcasına fazlasıyla narindi. Ama bir dakika, garipti ki öpmüyordu bu adam beni. Dudaklarımın arasından dudaklarının arasına kendi nefesini üflüyordu. Nefesini bana bahşediyordu bu adam. Tıpkı zamanında acısını bahşettiği gibi. Nefesi nefesimi yaktı geçti. Bir adam nefesiyle nefesimi yendi ve nefesim oldu. Beni kurtarmaya çalışıyordu. Beni, acılarla yakıp kavurmak isteyen adam şu an beni kurtarmaya çalışıyordu. Peki ya o his? Dokunuşu neden midemi bulandırmıyordu bu adamın? Derin öksürük krizine girmeye başladım birkaç saniye sonra. Kesik kesik ve yakıcı nefeslerim. Onun da nefesinden izler taşıyordu. Nefesi nefesime karışmıştı ve başarmıştı. Nefes alıyordum. Gözlerim hafiften görüş açımı netleştirmeye başlarken yüzündeki gülümsemeye yakaladım son anda Jiya'nın. Gülüyordu. Gülüyordu ama bu sefer sahte bir gülümseme değildi bu gülümseme kesinlikle. Ah be kızım. Bir yandan kızarken o çakatık kaşları arasından bana üzerimi örttü bir yandan da yorganı. Dudakları ıslak ve sıcaktı. Az önce benim dudaklarımın üzerinde olan bu dudaklar ayrı bir şeydi artık benim için. Bunu unutamazdım ki. Dudaklarımın dolgunluğu beni öpmesinden kaynaklanmış ve bir an moraran yüzümü kızartmaya başarmıştı. Ben, ben ilk defa bir erkek tarafından öpülmüştüm. Değişikçe tuhaf bir his taşıyordu her şey. O yaşadığım olaydan sonra benim için her şey silikti. Şimdi sakin sakin derin bir uyku vakti Berva. Uyu, sadece uyu. Özür dilerim. Öpmemem lazımdı ama nefes alamıyordum güzelim. Uyu. Belki acı azalır biraz. Belki ruhun azat eder biraz. Nefeslerim yeni yeni düzelmişti şimdi işte. Çatık kaşlarımın arasından bu sefer ona baktım. Neden peki? Neden bir anda tüm bunlar? Jı. Dudaklarımın üzerinde, dudaklarımın aksine soğuk eli beni susturmak için yerini almıştı. Ama neden? Uyu. Sonra, sonra her şey Gözlerim bu sözleri bekliyormuş gibi kapanmışlardı istemsizce. Yorgundu benliğim, bedenim, varlığının sıcaklığını ve kokusunu hissettiğim adamın huzuruyla uyku daha iyi bir tatlı gelivermişti şimdi. Acıyı bu kadar çok hissettiren adamın şimdi huzuru hissettirmesi de ayrı bir şeydi ve tam karanlığa çekilmeden hayal meyal saçlarımın arasına bir öpücük kondurdu. O kadar şefkat ve huzur hissettirmişti ki hayatımda ilk defa mutluluğu hissetmiştim o an. Benliğim silikleşen hayal gibi hissettiğim o öpücük gerçekti. Çünkü tam kalbimin derinliklerine sızmıştı o his. Şşş, sessiz ol. Yavaş geç adımlarınla hüzün bahçesinden. Cam kırıklıkları batmasın yüreğine. Sarmasın nefesini zehirli ok sarmaşıklar. Şşş, sessiz ol küçük kız. Burası tehlikenin gebe kaldığı bir an yer. Kapat gözlerini usul usul. Koş durmadan, arkana bile bakmadan. Şş, sessiz ol bir nefes üfleniyor bir cehennem vaat ediliyor bir cennet çığlık ol yüreğim korların enkazında bedenin dilin lal bahtın kara bırak kanın kızıl tonu acıya meftun şşt sessiz ol sessiz ol bir fısıltı naklediyor bir nefes esiyor derinlerden bir ses esiyor rüzgarın kırık azat kanatlarının altında Şş, Sessiz ol, sessiz ol, sessiz ol. Gözlerim açıldığında tavanın renginin saflığı, içimin karanlığıyla savaş vermeye başladı. Saf olunamazdı bu kadar da. Yeşil irislerim, yorgun argın bedenimin arasından odaya göz attığında camın kenarında gördüm o silüeti. Dışarıya dalmış, manzaraya odaklanmış gibi bir izlenim yaratıyordu. Ama aslında daha önündeki güzel manzaranın farkında bile değildi gökyüzünün rengini bilebildiği bir çelişkiydi. Jian, fısıltım kulaklarına ulaşmış olacaktı ki iri yapalı bedeni bana taraf döndü. Adem elması hareket edip dururken yüzüne yine maske inmiş, duyguları korlanmıştı. Yine başarılı bir yalancı rolüne adım atmıştı o. Dolgun dudaklarını ıslatarak ellerini katran karası saçların arasından özgürlüğünü açtı. Karıştırdığı saçları darmadağınık bir görüntüye sebep olduğunda ise bu hale hoşuma gitmişti. Böyle de çok çok farklıydı. Uyandın. Gözlerini anlamlandıramadığım belirtircesine ele harelerini buldu. Ve şaşkınlıkla birlikte ne demeye çalıştığını anlamaya çabaladım. İki gündür uyuyorsun. Bir saniye bile açılmadı o irisler. Çok mu sevdin karanlığı güzelim? Ölüm sende de çok güzel. Hala şaşkın örgü yavrusundan bir farkım yoktu. Deliriyordum herhalde artık. Bunlar da ne demekti? Ben o zar zor aldığım nefes böğrümde battı. Ya o, ya o, o burada değil. Bir daha da yok. Nasıl? Öldü. Ne? Ne diyordu? Nasıl ölmüştü? Emir büyük yerdendi. Senin öldürmeyi başaramadığın adamı ben öldürdüm. Hak yerini bulsundu değil mi? Sert ses ve ciddiydi. Sinirliydi. Ne yani? Her şey Okan yüzünden olmuşken ve ben onun yüzünden canımı yakmak niyetine yanında tutmuşken şimdi onu öldürdüm demesi büyük bir ironiydi. Her acıyı çektikten sonra mı? Kaşları anlamsız bir ifadeyi çözmeye çabalarcasına çatıklaşırken beni anlamaya çalışıyor gibiydi. Peki beni neden yanında tuttuğun zorla? O pislik adam yüzünden değil mi? Ama ya şimdi? Sesin bütün evi inlentircesine gür çıkıyordu. Bana o kadar acıyı bir hiç uğruna mı hissettirmişti? Bu kadar kolay mıydı? Benim canım o pislik yüzünden yanarken o pisliği öldürmüştü. Kendi dostunu. Dostunu mu öldürdün Cihan İltan? Ben o çok sevdiğin dostunun intikamı için yanına almış olan sen. Peki şimdi neden onu öldürdüm diye benimle konuşuyorsun ha? İfadesizdi. Sessizdi. Gözlerini kaçırdı hızla. Ela hareleri endişeli ve korkaktı. Ama bu adam, karşımda adam, Jeanilten korkut olamazdı. Sen, al bunu. Elime tıkıştırdığı bir düzine parayla üstündeki yıpranmış kimliğime ve bıraktıkları kredi kartlarına göz gezdirdim. Ne demek alıyordu şimdi? Bu da ne demek? Sesim titrek ve kısıktı. Ne alıyordu? Al bunu da. Ne demek oluyor? Gözlerim sertçe bana ilişen adam Dolu olan irislerini ağızla ayırdı yeşillerimden. Ne demekti tüm bu olanlar? Gidiyorsun azan kara bulut. Her şey bitti. Azat ediyorum seni. Şaşkınlıktan fellik fellik açılan yeşil irislerim esmer yapılı heybetli bedeni buldu. Ne demek oluyordu şimdi? Bana, bana, beni bırakıyor muydu? Jiyan, özgürsün berva, git. Kapıyı hızla çekip giden adamın arkasından baka kaldım öylece. Ne yani bitmiş miydi şimdi her şey? Bitmiş miydi? Ela hareler, esmer yanık teni, kemikli yüz hatları, katran karısı saçları, dudakları gidiyor muydu benden? Bitmiş miydi? Peki benim en baştan istediğim de şey de bu da değil miydi? Ama neden yüreğimdeki bir yanım sızım sızımdı? Kan ağlıyordu gibi kalbim. Nefesim kesik kesikti. Hissediyordum. Bana bahşettiği nefes gitmişti. Tıpkı sahibi gibi. Hayatım, Lanet olasıca ya bu hayatım? Titrek ellerimin arasındaki telefona baktım. Kredi kartlarına, paraya, kimliğime. Bunlar benim özgürlüğümdü. Azat edilmiştim. Kırık bir azat. Eksiktim fazlasıyla. Eksiktim. Yine mi yalnızdım şimdi? İşte gerçek dünyaya yine baştan sardık ha Hazan Karabulut. İçimdeki ben bile daha fazla acıyordu bana. Başa sarıyordu her şey. Uzay boşluğu gibiydi yaşamım. Hep karanlık, hep boş, hep loş. Sessizdi. O da o kadar sessiz ve sakindi ki aldığım nefesin sesleri rahatsız etmişti beni. Gözlerim dolu dolu olmaya başlarken hızla yataktan kalktım. Başım aniden dönünce kalktığım yatağa tutundum hızla ve çürü karaba bedenime baka kaldım öylece. Bunlar, bunlar dar paça ve siyah kazığım. Beni kaçırdığı gün üzerimde bulunan elbiseler ve anında gözlerim yatağının Baş ucuna doğru çarptı. Kabanım. Kabanım da orada tam karşımda duruyordu. Her şey bana karşı bir olmuşçasına gülümsüyordu işte şimdi. Her şey bitti diye fısıldıyordu ruhuma. Her şey bitmişti. Her şey bitmişti. Sarmaşıklar ruhumu hızla azat etti ve gülümsedi. Zehir bedenimi ele geçirirken yıkık sarmaşıklar, mutluluklar yok oldu. Acının ilmikleri çekilmişti ama zehri Zehri hala damarlarımda tam da şah damarımın içinde usul usul hükmünü kuruyordu. Sarmaşıklar çürüdü, zehir nam saldı bu sefer de virane bedenimde. Şşşt sessiz ol, bitik her şey, yitik her şey. Kimsesizliğin tam yitik noktasında bulunmak, yalnızlığın saf derin kokusunu genizde etkince solumak, acının deriyle kesiştiği noktadaki sızıyı zehirli sarmaşıkların keskin tarumar etkisini hissetmek korluyordu benliğimi. İnsanoğlu yarasını biliyordur ve onu dermanını yalanla kandırma gibi iyileştirme yöntemleri üretir. Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın gerçeklerin karşısına geldi mi yaratan? Tüm dünya gelse de yerle bir yeksandır artık. Gerçekler ise dimdik kendinden emin yıkılmazlığın üstlenirler ve ulaşılmazlığı oynarlar. Kırık, dökük, çürük yalanların alt etmek onların çocuk oyuncağı. Dişlerinin kovuğudur çünkü. İçimdeki iğrenç bir meyus ruhumda can buluyordu ve işte şimdi. İlim ilim işleyen keder kederimin bir oyunuydu. Neden bendim peki? Neden? En başından beri beni kaçıran adamın sebebini tam anlayamamışken ve hala bu his belirsizken yetik kendinden bir haber olan bu adam tepe teklak uykuşa sürüyordu işi. O bakışları, o bakışları, o ela gözler biliyordu. Belki de elveda dolu acı bir son bakış atmak istemiştir acıyla boğduğu, sınadığı kadına. Ya peki yüreğimdeki ince tatlı sızı da neydi öyle? Bir hastalık mıydı? Derem gibi çaresiz hissediyordum ben en çok kendimi. Dermansız ve bir o kadar çok da virane. Sinirle üzerime geçirdiğim siyah kabanımın altına giren saçlarımı aynı öfkeli hareketlerimle ayırarak özgürlüğüne kavuşturdum. Serice bana verdiği her şeyi kabanın cebine tıkıştırıp yüzünün iğrençliğini umursamadan odamdan fırladım. Odam mı? Demiştim ben az önce. Ah pardon, orası asla benim odam falan olmamıştı. Riyan, bağırışım isyanımdı ona. Bana tüm bu olanların... Yaşattıktan sonra böyle kaçamazdı. Asla gidemezdi bir yere. Daha hiçbir şey bilmiyordum bu olaylar hakkında. Ha bir de o kişisi çıkmıştı başıma. O da kimdi ki benim hayatım hakkında söz sahibi olabiliyordu? Bana bir sürü sürü soruların cevaplarını vermek zorundaydı. Zorundaydı. Gidemezdi. Jiyan, Jiyan neredesin? Çalışma odasından elim boş çıkarak bu sefer de odasına girdim. Ama yine aynı sonuçla yüzüm buruştu. Koskoca oda bomboştu. Yoktu. Jiyan, buna rağmen bağırarak merdivenlere doğru yürüdüm büyük ihtimalle aşağıda olabilirdi. İnşallah oradadır. Yoksa nasıl bir psikoloji içerisinde kaldığım öldürecek diyece beni. Onu bulmam lazımdı kesinlikle. Onu bulmam ve kavmamın etini yiyen kurtlardan kurtulmam lazımdı en kısa anda. Jiyan, Merdivenlerin son basamağında duran ayaklarımla birlikte telaş içinde koşturarak gelen hilale kaydı yeşil irislerim. Ne ara gelmişti o? En son yoktu evde. Hazal abla bir şey mi oldu? Hilal'in sorusu iyice çıldırtmıştı sinirlerimi. Bir şey olsa iyiydi. Evet Hilal, Jiyan nerede? Patronun nerede? Hilal ilk defa benim bu halimi görmüşcesine gözlerini sonuna kadar açtığında hala onun burada olma ihtimalini düşünerek sap ayağına yatıyordum. Yoktu işte ortada. O kadar bağırmamın ardından o an çıkmış olurdu. O çoktan ama şimdi onun olmadığı bir yerde ona seslenmem ona ulaşabileceğimin hayal kırıklığıydı. Burada değildi işte. Gitti abla o. Ne? Nasıl? Nereye? Gitti. İngiltere'ye. İngiltere'ye mi? Bu bir şaşkınlıktan çok isyankar bir ses tonumdu. Bir de evden gitmemekle kalmamıştı, ülkeyi de terk etmişti. Gitmişti, gitmişti o. Ben ise pusulamı kaybetmiştim. Peki şimdi hangi yöne gitmeliydim? Çıkılmazlıkların tam ortasında kalan yüreğim acıyordu. Bir çareydim. Karanlığın hazin bataklığında ruhum tükeniyordu. Her bir çırpınış aksine daha çok dibe batmama neden oluyordu çekiliyordum endibe en koyu tona karanlığa daha yeni çıkmadı mı o ne ara gitti çıkıştığım için hilal ürkerek zıla cevap verdi yarım saat oldu olmuş muydu cidden o kadar yarım saat o lanet odada salak gibi kala kalmış mıydım arkasından hemen koşup da nasıl yakalayamamıştım ki ben ah salak ben işte başka ne dedi başka ne dedi hilal Öfkem dinmek bilecek miydi? Hayır tabii ki de. İçimde ona karşı kalan kızgınlık son bulmayacaktı asla. Hilal yüzeme utana sıkıla baka kalınca anlamlandıramadım ilk ama ağzından çıkan o sözler, o sözler her şeyi açıklığa vurmuştu. Gerçekler yine yalanları alt ediyordu. Cihan Be Bey dedi ki: "Siz evden gidecek misiniz? Artık istediğiniz yere gidebilir misiniz?" Gözlerim dolu dolu bana bunu anlatan Hilal'e baktım. Demiştir, doğrudur, tahmin etmesi zor değildi. Peki gitmezsem, gitmezsem, hadi kaldım diyelim bu evde. Alaylı sırıtışım Hilal'e sertçe çarpıp, yüzüme bir tokat olarak geri döndü, onun söylediği o sözlerle yine. Asla kalamazmışsınız bu evde. Yoksa hırsız damgası yermişsiniz Cihan Bey. Asla buraya bir daha adım atmayacak o dedi. Yoksa yoksa üzgünüm Hazan abla. Hırsız damgası yiyeceğim. Anladım. Sen niye özür diliyorsun Hilal? Bunları yaşatanlar varken baş vererek daha hiçbir şey söylemesine izin vermeden özgürlüğüm kısıtlanarak girdiğim villanın kapısından özgürlüğümü tekrar elde ederek çıkıyordum. Aheste aheste yürüdüğüm yolda kırık cam parçaları niyetine yüreğime batıyordu her adımda, her kurtuluşumda. Hırsız damgası. Ah ne de güzel. Gurursuz değildim o kadar da. Öylesine denemek için söylediğim sözle bile bir cevap alabilmiştim ama yaşadıklarım için hiçbir şey, hiçbir söz, tek bir kelime bile alamamıştım. Adımlarım hızlı ve hırçındı. Sinirliydim. Kafam allak bullaktı ve ben azar edilmiştim. Özgürdüm ve çekip çıkıp gitmişti öylece hiçbir şey demeden o. Nereye gitmeliydim peki şu an ben? Para için beni satan baba müsveddesine mi? Adımlarım villanın diğer çıkışına doğru vardığında bir tek giriş kapısının orada iki adamın olması anlık kahkaha atmam için bir neden olabilirdi. On adam yerine iki adam ha? Özgürlüğüm verilmişti işte. Gözüme gözüme sokulan özgürlüğüm. Sinirlerimi bozmaya başlıyordu artık neredeyse. Başıyla selam veren siyah takım elbiseli adam kapıyı açtı ve bana özgürlüğümü sundu. O an son kez içimde kalan bir ilkeyle birlikte başımı çevirdiğimde villaya taraf her şey silik ve boştu. Yaşadıklarım, yaşattıkları. Buruk bir kalple yine acımasız hayatım beni bulmuştu. İçimde değişik bir sızı tüm kanımda geziniyordu. Ona alışmamıştım değil mi? Alışmamıştım. Düşüncesi bile korkunç geliyordu insana. Belki bir daha gelmeyecekti asla oradan. Bakışlarımı kaçırarak önümde bilmem için açılan kapıyı es geçerek kaldırma taraf çıktım. O arabaya binmeyecektim. Eli kulağında olan diğer koruma ufak bir konuşma yapmıştı aynı anda ve gözleriyle bana değinmişti kısa süre ama ardından hızla gözlerini kaçırmıştı. Daha sonra ise açık arabanın kapısını ritmik bir hareketle kapatarak villanın önüne yerine geçmişti. Derin bir nefes soluyarak o an her şeyi arkamda bıraktım ve yürüdüm. Acılarımın can kırıklarına, canımın sızılarına, kanayan yaralarımın kızıldıklarına yürüdüm. Eksiktim. Yaşadığımdan daha çok eksiktim şimdi işte. Yaşamak ağır geliyordu. Ölüm ise yasak. Gerdanıma akan yaşlarımla birlikte azadımı kutluyordum. Özgürdüm ama bir o kadar da buruk. Elim cebine attım ve para keseleri gözüme değindi hain pırıltılarla. Yoldan bir taksi çevirmek için hareket ettiğimde bakış açımı aniden hızlı bir şekilde hareket eden siyah filmli jip araba çarptı. Bu da ne demekti? Neden izlenilmişlik hissi yatıyordu şu içimde şu an? Hislerim yakıcıydı. Yoldan geçen bir taksi elimin havada olmasından yararlanarak durdu ve bana yol açtı. Seri bir hareketle korku dolu adımların taksiyle attığımda telaşlıydım. Korkum asla azalmayacaktı. Komutumla hareket eden taksi beni bir otele götürmek niyetine harekete çıkmıştı. Güzel. Arkaya taraf baktığımda da o arabanın peşimizde olmaması yüreğimde artı değerde su serpivermişti. Ben fazla mı tedirgindim ne? Boş yere kuruntu yapıyorumdur. Kim bilir? Belki belki özgürlüğümün tadını çıkarabilirdim. Belki belki biraz da olsa sakin bir süre gelen yaşama sahip olabilirdim. Olabilir miydim? Belki. Giden gitmişti derler. Geri gelen asla giden olmaz demeler. Bu olsa gerekti. İçimdeki bu onak olan merak hiç iyi değildi. Sorularım bile yarımdı. Ben de aynı şekilde yarım, asla tam olmayan. Dört gün, on sekiz saat ve on iki dakikadır özgür ve boştum. Dört gün boyunca bir otelin köşelerinde sürünüyordum öylece. Gidecek ne bir okulum ne de bir evim vardı. Kimsem mi? Beni satan ve beni terk eden bir anne ve babamdan hariç hiç kimse yoktu. Ben vardım yine yalnızlıklarımla. Ve aynı zamanda dondurulmuş bir okula sahip olmak Gel yani iğrençti. Hele o mesaj. Telefonumu ilk aldığımda bıraktığı mesaj. Çıkma karşıma bir daha. Pişman olursun. Sınırlarım asla bilmiyorsun sen. Açıkça beni def etmişti. Alan da kendisiydi, defeden de. Derin bir soluma eşliğinde nefesimi verdim virane bedenimin altında. Bakışlarım otel manzarasından ayrı bir dünya yaşamakla meşguldü. Böyle nasıl yaşanırdı? ipsiz sapsız. Kapım tıklatılırken gözlerimi olu verdim uyuşuklukla. Gelen otel görevlilerinden bıkmıştım. Yemek, yemek istemiyordum. İstediğim saat yerdim ben yemeğimi. Onlara da ne oluyorsa artık işleri güçleri yoktu sanki hiç. G Daha lafım bitmeden içeriye pat diye giren adama baka kaldım öylece. Keskin yüz hatlarına sahip, ultra yakışıklı bu adam ürkütücü durmakla kalmayıp Azrail gibi tüm bedenimi süzüyordu istisnasız şu an. Kara gözleri yüzüme kaydı ilk ve sonra elimden hızla ben daha ne olduğumu anlayamadan tutarak Balkan'a doğru çekiştiriverdik kendiyle birlikte. Yüreğim ağzımda silah sesleri koridorda yankılanmış ve nefesim vermişti o an. Daha elimi tutan adamın kim olduğunu bile bilmiyorken bir de silah sesleri de ne demekti öyle. Geç. Kaşlarım hızla çatılırken ona sert sert baktım. Kim oluyordu ki o? Sen kimsin? Neden geçeceğim? Nereye geçeceğim? Ben de aynı yüksek sesle cevap vermiştim adama. Karşımdaki bu yabancı karagözlü adam ise sertçe mırıldanarak hızla bedenimi bitişik balkona doğru fırlattı. Kalbim küt küt atarken yükseklikte artı değer katarak korkumu artırmış ve ardından silah seslerinin yakınlığıyla da daha da bir telaş yapmama neden olmaya başlamıştı. Kanım kaynıyordu fokur fokur. Damarlarımdaki kanların akışını kalp atışımın kafamın içerisinin ta derinlerinde hissedebiliyordum. Bu olanlar da neydi? Ben şaşkınlık içerisinde şoktayken elimi sertçe kavrayan adam tarafından içeri doğru çekiştirildim ve hızla girdiğimiz boş odanın kapısını açarak bizi dışarı atan adam sayesinde yangın merdivenine doğru koştuk ve hiç hızımızı kesmedik. Ne oluyordu şimdi? Ben neden koşuyordum? O silahlar ve ben neden? Lanet olsun sana Jiyan. Kızgın ses tonumu beni çekiştiren adam da duymuş olacaktı ki. Kesin sesinizi koşun diye bağırarak hızımızı daha da artırmıştı. Hissizlikle tanımadığım bu adam tarafından bir tehlike tarafından uzaklaştırılırken bomboştum. Hayatımda ben beni yönlendiremiyordum asla. Bu yaşadığım olay da neydi böyle? Gururumdan bir mesaj bile atamadığım adam beni burada bırakmıştı umursamazca. İşi bitmişti ona göre demek ki. Ben kimdim ki? İntikam parçası. Kumral saçlarım hızlı hareketlerimden dolayı oradan oraya sallanıp dururken görüş açımı kapatma gibi bir işi de güzelce beceriyordu. Elimi tutan bu yabancı adamın hızına bırakmıştım artık bir yerden sonra kendimi. Anlaşılan bir şeyler biliyordu bu adam ve bilen birisinin hareketleri her zaman hiçbir şey bilmeyen birisinin hareketlerinden daha doğru, mantıklı ve işleyişliydi. Araya gir Beni yönlendirmesine rağmen bağırması ise ayrı bir ironi alan. Bu adam canımı sıkmaya başlıyordu. Girdik son anda sert bir imajla bir apartmanın açık kapısından içeriye. Nefes nefese aynı çeviklikle kapıyı sertçe kapatan adam beni duvara yaslayarak bedenini bedenime yasladı. Nefes nefese kalmıştı o da ben de. Ama bu tüm olanlar ne demek oluyordu? Susun, şuradan sağ çıkalım bir, Aldığım kesik nefeslerinin ardından sertçe yüzüne baktığım adam umursamazın tekiydi. Tıpkı o gibi. Jiyan gibi. Gözlerimi hırsla kaçırıverdim ben bilmediğim bir şeylerden kurtaran bu yabancı adamdan. Yaşadıklarım hafifleşmeye başlasa da bir an, nedense anında başka şeyle yerle bir yeksan etmek için savaşa girişmeyi tercih ediyorlardı hep. Sükuneti reddetmek ilaçları gibiydi sanki. Bekleyin, İki dakika sonra arkamıza bile bakmadan koşacağız. Önce kontrol etmem lazım etrafı. Seri ve düz bir şekilde konuşan adam sadece başımı sallayarak onay verdim. Başka yapacak bir şeyim de yok olduğu için aşırı derecede ortadaydı zaten. Kara gözler hızla çift camlı kapının ardına sokağa odaklandığında bir şeyler düşünüyormuş edası yüzünde dans edip duruyordu. Kaşları hafif çatıklaşırken onun çatık kaşlarının görüntüsü zihnime dolmaya başladı anin. Ah neden aklıma gelmişti şimdi o gereksiz gerçek. Hayır yani karşımdaki adamın hareketleriyle neden kıyaslama yapıp hatırlıyorsam da. Şimdi öyle bir bağırmış ve atik bir kısrak hareket yapmıştı ki hayatımda koşu maratonuna katılmış gibi hissiyatlar içerisinde ister istemez olmaya başlamıştım bile. Koşun Bağırıyordu sadece bu adam. Hayır, daha neden kaçtığımı bilmediğim olay yüzünden bu hallerdeydim. Bir de bu adam çıkmıştı. Koşun, Hazan adam. Hanım, koşun. Duyduğum adımla birlikte hızımın ritmi hafif şaşarken, onun benim adımı bilmesi garip gelmişti o an. Ama zaten garip olan benim hayatımdan başka bir şey değildi. Adımı nereden biliyorsun sen? Sabi sorduğum bu soruya da yine bir cevap falan alamamıştım. Derin, yakıcı bir sessizlikten sonra ise tekrar onun sesini işitmiştim. Ama bu sefer biraz farklıydı sanki. Hazan Hanım, öyle bir bağırmıştı ki yere dizüstü kapaklanmamda bir olmuştu. Beni kaldırmaya bile tenizül etmeyen adam öfkeliydi. Aldığı derin soluklar arasında bir bana, bir de arkamda bir yere odaklanmış duruyordu öylece. Garip olan bir his içimde zehrini salmış hükmünü sürüyordu. İçimdeki bu his, bu his yakıcıydı. Gözlerim o kara gözlere değindiğinde kafasını iki yana hayır anlamında sallarken neler olup bittiğini bir türlü anlamlandıramamıştım hala. Bir şeyler vardı ve ben o bir şeylerden bir haber yaşıyordum öylece. Nefesimin kesikliği canımı yaklamaya başlarken gözüm ondan başka bir yere ayrılmıyordu. Ne oluyordu? Yere doğru damlayan o kızılığı gördüğümde ise kala kalmıştım sadece. Ciğerlerim yanıyordu şimdi. Nefes nefeseydim. Gözlerim tekrar o adama kaydı ve bu sefer bulanıklaşmaya başladı hissizce. Diz kapaklarımın asfaltın zeminindeki sıyrılışından daha çok canım yanıyordu. Gözlerim bir tek ona tutunuyordu şimdi. Çünkü şu an bir tek yanımda bu tanımadığım adam vardı. Bir tek o. Öksürme tuttuğumda gözyaşlarım gerdanıma doğru yol almıştı bile çoktan. Bir şeyler bitiyor gibiydi sanki. Bir şeylerin sonu gelmişti. İçimde kanın kızıllığı özgürlüğün tadını çıkarıyordu. Özgürdü, kırmızı. Kahretsin, susturcu takmış olmalı. Hazan Hanım, Hazan Hanım. Bir nineden başka ne isterdi bir çocuk uyumadan önce? Anne şefkati, baba şefkati, aile. Uyumak istiyordum işte şimdi en çok ama bir daha asla kalkmamak adına sonsuza dek Acıların işlemediği o yerde derin boşlukta sonsuza dek Uyusun da büyüsün derler hep uyusun da büyüsün Ben de uyudum uyudum ama hiç büyüyemedim Hep bir yarım hep bir eksik Acılarıyla savaşan bir çocuğun katili kimdi şimdi Hayatının çalınan dakikalarının suçları. Yaralarına tuz basan insanlar hiç görmedi o kırık bedeni. Minik bir beden acizdi hep. Minik bir beden yaralıydı hep. Minik bir beden yitikti hep. Yaralı yüreğin serzenişinde nefes almak fazlasıyla zorlayıcı ve can yakıcı. İnanın insan o an ölümü daha çok çabuk kabul ediyor hevesli. Acısı o kadar derin ve can alıcı ki dayanmak güç oluyor artık. Nefes almak ölüm. Yaşamak zulüm olmaktan kaçamıyor. Acı yaşamın sokaklarına hükmünü kurmayı başarıyor tüm gücüyle. Siyahın karanlığında boğulmanın eşiğinde olan ruh esarete gebe oluyor işte o an. Özgürlüğü kısıtlanmış acıyla beslenmeye zorla kılınmış bir çare bir halde acı ise onun aksine besleyici her zaman yaraların. İçimdeki ben her İçimdeki benim babeylaydı kaderine. İçimdeki çocuk yaralı ve bir o kadar da çocuktu hala. Hep bir yeri eksik, hep umutları kırık. Küçük bir kız çocuğundan farkım yoktu. Yaşamın tadını doyasıya çıkarmadan ölmek mi? O ise ayrı bir ironinin tek olmaz mıydı? Peki neden uykunun esiri olmak istiyordum en çok? Etrafımdaki çoğu sesin yoğunluğu hain bir sessizlikle gölgelenmişti bile çoktan. Ben ve hayallerim kalıvermişti. Hayal yolculuğun durağında yaralı bir beden olarak çaresizlikle hala nefes almaya çabalıyordum. Belki ölüm yakındı. Belki küçük kızın yaşamı burada son eriyordu. Belki, belki her şey bitmişti. Bir şeyler fısıldanıyor yüreğime. Bir şeyler kazınıyor benliğime. Bir şeyler yok oluyor ve bir şeyler tükeniyor yavaş yavaş. Ölüm hiç bu kadar cezbedici gelmemiş işte şimdi bana. Tatlı ve şirin bir uyku ve sonsuz yolculuk. Sessizlik, yalnızlık ve tek. Arafta kalmış bir ruh bedenden ayrılmak istemiyorsa Bedenin çaresizliği sarar yaralarının etrafını bu sefer sadece. Acı yakıcı bir nefes eşliğinde alınır ve solunur yine. Hissediyordum. Bir şeyler vardı. Evet bir şeyler farklıydı. Gözlerimi açık tutmaya çabalarken beton ağırlığı çökmüş gibi çakılmış kalmıştı öylece. Zordu. Yaşamak o daha da bir zordu. Uyu Berva, uyu her şey geçecek.'' Rüyalara inanmak tuhaf olsa gerek değil mi? Neden kulağımda bu adamın ses tonu hala yankılanır ki? Sanrılarla dolu bir hayat yaşamak mı? İşte bu daha da lanetli bir ömür sağlardı bana. Neler oluyordu ama? Yorma kendini. Öfkeliydi. Ses tonu kalın ve yakıcıydı. Sanki, sanki uykusuz ve de yorgun gibi his yatıyordu ses tonunda. Ölmüş müydüm acaba? Yoksa hayalin eşliğinde onunla birlikte olmanın açıklaması bir o kadar da zordu. Zorla açıverdiğim irislerim hızla elaları taradı ve buldu. Buradaydı. Karşımdaydı işte. Jiyan. Bu ses benden mi çıkmıştı? Boğuk ve yakık. Bir çare. Nefesim kesik kesikti. Kalbim heyecan ve telaş içerisinde pırpır pır atıyordu hızla. Damarlarımdaki kanların fokurtusu beynimde adeta dans ediyor gibiydi. Ruhum eksikliklerini dikiyordu yavaş yavaş yine. Yine bir şeyler fısıltı şeklinde naklediliyordu benliğime. Dinlen, gözlerini yum sadece. Her şey geçecek. Gerçekten geçecek miydi her şey? Her şey düzelebilecek miydi? Bir ihtimal belki. Yüzde doksan buruk. Niye geldin? Sisim titremişti. Ruhumdaki yara dikiş tutmuyordu. Aksine kanaması durmak nedir bilmiyordu. Neden? Neden beni hayatına almıştı ki bu adam? Neden? Psikolojim yerinde değildi artık. Onu istiyordum neredeyse. Ona alışmış gibi bir hissiyat yatıyordu en çok içimde. Evet, hastalık. Beni hasta etmeyi de başarmıştı bu adam. Hasta bir kadın. Acıya meftunum şimdi en çok. Git! İçimi yakarcasına firar eden kelimelerle ona bağırdım. Defolup gitsin de artık hayatımdan. Biraz, biraz da olsa mutluluk çok muydu bana? Git buradan Jiyan Korkut. Geldiğin yere geri dön. Derin bir sessizlik ve nefes alışverişleri duyuldu belirli bir anda. Sonra o ele hareler yeşil irislerimi buldu ve lavına bıraktı hissizce. Zehrinin nefesiyle birlikte bana bahşederken yıkıktım. Hazan yatılı olduğum yatak ise çöktü ve yanıma uzandı bir anda onun bedeni. Buruk deliklerime kaçışan hain kokusu derinliklerime kadar işlemeyi çoktan nusuttaca başarmış ve onun yanımda uzanması bile köreltmişti. Özlem ve hasret bu muydu? Kokusu nefesime karışan adam kendisini özlediğimi fark etmiyordu. Ben bile farkında olmadığım bir duygunun başkası tarafından algılanabilmesinin imkansız olduğunu biliyordum tabii. Gözlerini usulca kapat şimdi güzelim. Nedenmiş? Çemkirişim bir anda onun hoşuna gitmiş olacaktı ki derin bir kahkaha duyuldu. O kadar değişik ve güzeldi ki o kahkahayı taşıyan bedene tutuldum kaldım. O mimikler, o dudaklar, o yüz hatları. Şşşt, yum gözlerini öğreneceksin. Gözlerimi sertçe açıp kapattığımda yüzüme pür dikkat kesilmiş Jiyan İltan'a dil çıkardım içimden gelen bir hissiyatla. Hareketlerimi fark eden adam sadece gülümsedi ve o iri gözleri, elleri göz kapaklarımın üzerine usulca yerleşti. Göz kapaklarım yeşillerimi saklamayı başarmış daha ince. Ama bir fark vardı onun teni, tenime değiyordu. Üç gündür uyuyorsun, boş deneke. Benimle alay eden adama sinir olsam da hiç şaşırmadım. Bu kadar uzun süre uyumama. Ne yani vurulmuştum ama ben. Hemen nasıl uyanacaktım canım? Vurulduğum için olabilir mi? Gözlerim kapalı, bu sefer alaylı bir ses tonum yankılandı odada. Karşılık olarak bir şeyler bekledim ama olmadı hiçbir şey. Aksine kesik nefeslere hakim olmuştu bu sözlerimden sonra. O itleri kemiklerine kadar inim inim inleteceğim güzelim. İyi hatırlattın. Benim kadınıma dokunan o beyinler dağıtılmalı. Yoksa şaheserimi nasıl yaratırım ben? Alaycı bir kahkahası bu sefer bahşedildi gözleri kapalı olan bana. Karanlık olan görüş açama onun elalarını naklediyordum. İkide bir. Kızıl dudaklarını, keskin yüz atlarını, kirli sakallarını, hatran karası saçlarını. Yaşadıklarına bin pişman olacaklar kesin. Sesini kesmeni es geçiyorum güzelim. Sana dokunanı bundan sonra yakarım. Bir anda duyukluklarım soluğumu kesmişti. Karnımdaki kaslarım heyecanın verdiği etkiyle birlikte gerilirken ben bu sefer alaycı bir kahkaha firar ettirdim acıdan kurumuş dudaklarımın arasından. Cidden intikam parçası ettiğin ve paçavra gibi kullandığım bir kadın. Şimdi senin mi kadını? Ben senin kadının mı oluyorum, Jean İlten korkut? Kasma, kameralar yok. Özgürlüğüne kavuşan kelimelerim gerçeklerdi. Yalan söylemesine ger gerek yoktu. Artık kimseye yalan söylemek zorunda değildim ben. Artık hayatımda olmayacaktı bu adam. Onu onu alamazdım hayatıma. Onu bırakamazdım da artık. Ama olmazdı da. Zehre aşktı damarlarımda gezinen. Bundan sonra hayatıma bir daha asla ama asla karışamazsın Jiyan. Karışırım. Sakince beni cevaplayan adamın kelimesinin aksine bağırıyordu bu seferde. Bundan sonra karışırım. Yıldan sonra da bir ömür boyunca da karışırım. Sen sen çat diye anneden açılan kapı ile birlikte bakışlarım kapıda dikilmiş o kara gözlü adama çevrildi bu sefer. Çatılmış, gergin bir yüz hattıyla pür dikkat bana ve Cihan'a odaklanmış bir haldeydi. Gözleriyle bir şeyler anlatırmışçasına bakan adam, bir tek ben anlamıyordum. Ki Cihan yanımdan kalkmıştı bile yavaş hareketleriyle. Bakışları o adamla kesiştiğinde, gözleriyle konuşan adamlar sinirimi bozmaya başlıyordu gitgide. Hazan Hanım, buradan gidiyoruz. Anlamadım. Cidden hiçbir şey anlamıyordum. Hayırdır koçum, nereye? Boslan korkuluğu muyum ben? Aniden adamın karşısına dikilen Jean Hilton, korkutucu bir gerginliğe sahip yüzünü sıvazladı sinirle. Gözleri saniselik yeşillerime değinerek tekrar odağına geri döndü. O adama. Hazan hiçbir yere gelmeyecek. Hiçbir yere. Kara gözlü adam hiç istifini bozmuyordu nedense. Aksine çok rahattı. Gelecek. Onun iyiliği için. İyiliği için mi? İyiliği için. İşte o artık bir yalan. Alaylı bir kahkaha firar etti kızıl etli dudakları arasından. Onun iyiliği bundan sonra benim yanım olacak. Yalnız o öyle istemiyor. Hakkını kaybetti. Koruyamadı o da. Vurulmasını ne ben ne de o istiyorduk ama oldu bir kere. Geriye saramıyoruz artık ve aslında başta başına verdiğimiz tüm mücadelede bu kötü olayların önünü kesmek içindi. Her şey onun hayatının kötü sonla bitmemesi içindi. Gerçekler belli Jianil'den korkut. Başlarım oğlum. Bir bakıyorum kız vurulmuş. Nasıl görev senin işin? Dua et. O hala hayatta. Biliyorum. Sizden önce o yaşatmazdı zaten. Ortada konuşulan o kişisi ve ben. Kafam bildiğim birbirine ulaşmış sarmaşık misali gibiydi. Bir o kadar da karışık, bir o kadar zehirli. Onu vermeyeceğim. Söyle ona. O benim. Hak gitti elden. Böyle bir şey olmayacağını iyi biliyorsun. Jiyan gözlerini tekrar bana çevirdi. Sertçe yutkunluğunda Adem elmasını aynı sertlikle hızlı bir şekilde hareket etmişti. Sinirlenmeye başlıyordu iyice. Ben mi? Vurulan bir insan olarak gafildim. Acıyordu vurulan kısım. Sırtımdan yediğim kurşun hayat gibi hainlik yapmıştı. Gözlerimi ikide bir kapatıp açıyordum. Sıkılmıştım bu hayattan. Hastalıklı bir insana dönüştürmüştü beni bu hayat artık. Acıya meftundum ben. Vurulmuştum ama hala hayattaydım. Yorulmuştum fakat hala yıkılmamıştım. Onu götürmem daha iyi. Sen de biliyorsun. Size fırsat tanıdım zaten ben. Ama şimdi onu koruyamadınız. İşler aniden oldu. Plan şaştı. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Onu koruyamadınız mı? Koruyamadınız. Bitti. Jian hiçbir şey umurunda olmaksızın bir tavrıyla yanıma doğru geldi. Yanıma. Yatağa oturarak saçlarımın uçlarına parmaklarını geçirdi. Ve usulca onlarla oynamaya başladı. Şu an ne o adam ne de ben umurunda değilmiş gibiydi çok rahattı. Ben vermiyorum artık onu. Ama git ona söyle, vermiyorum. Siz bilirsiniz, ben de hiçbir yere hareket etmiyorum o vakit. Burada sizin neyim? Jiyan gözlerini usulca yumdu. Sinirleniyordu iyice. En son öldürecekti bu adamı bu gidişle. Hayır. Odadan çıkan adamla birlikte el açıldı ve bana uzaklandılar derince. Bakışları yoğun his barındıran bu adam benim tanıdığım adam mı oluyordu şimdi? Çok çok farklıydı. Elaları tüm vücudumda dolaştı ve tekrar yeşil irislerime tutundu. Canın yanıyor mu? Hayır, elini çek saçlarımdan. Yansada da der miyim artık ona? Tamam. Böyle uysal davranması ya. Ah ah, resmen oynuyor bu adam benimle. Hasta ettiği yetmezmiş gibi bir de kendisine iyice kapılmamı sağlamaya çalışıyordu. Seni götürmelerine izin vermeyeceğim güzelim. İstemiyorum hiçbir şey senden. Ne oldu? Bırakmıştın hani beni, azat etmiştin ya. Alaylı tavırlarım hoşuna gitmemiş olacaktı ama bir şey diyemiyordu. Bu da ayrı bir tuhaflıktı. Ama gerçekler vardı. Böyle ikide bir oyun oynuyordu benimle. İzin vermeyeceğim ben de artık sana Jiyan Bundan sonra hayatıma karışamazsın. Gelmeseydin hiç. Boşuna zahmetler etmesin ta diğer ülkelerden buraya. Şimdi dinlenmek istiyorum. Çık odadan. Çık odadan. Kirli sakallarıyla oynayarak tek kaşını kaldırıp yüzüme odaklandı. Ondan uzak durmalıydım. Uzak durmalıydım o da benden. İyi. Ben de şimdilik es geçiyorum güzelim. Sırf Sırf yaralısın diye. Her neyse öyle gerekti. Ne? Hiç tereddüt etmeden alnıma koyduğu Buse ile birlikte iki gözümü sonuna kadar açılı kaldı şaşkınlıktan. O, o beni mi öpmüştü? Hem de çok masumca. İyi dinlen. Gideceğiz bu otelden kalktığında. Seni lanet olasıca bu otele nasıl getirir? Burası çok korunaksız. En iyisi benim yanım. Senin iyiliğin için benim varlığım. Hiçbir cevap vermeyi bırakın, tepki bile veremedim. O ise hızını kesmeden odadan tüm varlığını da alıp çekip gitmişti. Bir tek alnıma kazınan dudaklarının hissi ve üzerime sinen kokusu kaldı geride. Neden afallatıyordu bu adam beni? Şurada ondan uzaklaşma planları kafamda yer alırken şimdi bu. Bu yaptıkları çok değişikti ve çok da hoştu. Hasta bir kadına ilgi vermek mi? İşte bu tam bir facianın eşiğiydi. Delilikti. Git, aklımdan defolup git Cihan İlten korkut. Hala korkusu burnumda tüten adam, hala varlığı bedenimde var olan ihtimalin, hala nefesimde yaşayan onun ruhu ne zaman giderdi bu bilinmezlik. Hastaydım işte. Bunun başka bir açıklaması olamazdı. Bir tek o olmuştu bir zamanlar ve alışmıştım ona şıp diye Alışmak hissiydi işte her şeyi berbat eden, dünyamı yıkan, kanımı zehirleyen. Seni o kadar çok yanımda, yakınımda istiyorum ki adam, bir bilsen korkarsın, öğrensen delirirsin. Uyuşukluğu geçen yaranın sızısı ile birlikte yüz üstü uzandım. Ağrısını belli ediyordu. Gözlerimi sıkı sıkı yumarak uyumaya çalıştım. Bir şeyler silikleşmeye başladığı anlarda acıya daha da dayanamadan kendini fes bedenim. Yorgundu, bitikti en çok da yetikti. Hazan Hanım uyanmanız lazım, bir an önce buradan gitmeliyiz. Kafamda deli fişek gibi kelimeler birbirini yemeye başlamıştı bile. Ağır hareketlerle açılan yeşillerimle bu sefer tam tepemde dikilen adama baktım. Kara gözlerini tam bana dikmiş ve ciddiliğini korur bir vaziyette beni izliyordu. Vuruşan yüzüm acının varlığını belli ederken fısıltı niyetine firar etti ağzımdan bir kelime. Neden? Ne oldu? Jiyan? Derin bir ciddi sessizlik gelmişti. İlk ve ardından derin bir nefes sesi. O sizi bekliyor efendim. Biliyorum o kişisi kim bilmiyorsunuz ama şimdi öğrenme fakti. İşte şimdi gitmeliyiz. Gözlerim onun siyahlarında gezinirken işimde aniden doğan bir kararla birlikte ayaklanmaya çabaladım. Elim hemen hızlı bir şekilde bana yardım niyetine sırtıma konan adam yüzünden titreme sardı bir anlık. Korkuyla elini iterken ben o ise özür dilerim dermişçesine iki elini de havada tuttu. Jiyan o nerede şimdi? İlk bir an dediğimi anlamamış olan adam daha sonra anlamış olacak ki sert bir ifadeyle cevapladı beni. İşleri çıktı ve gitmek zorunda kaldı Cihan İlten Korkut. Gidiyor muyuz efendim? Derinden soluduğum nefesim odaya geri verdiğimde son kez aradığım odadan sonra bakışlarım onu buldu yine. Gidelim. Gelmek istiyorum. Zaten batmışım ben. O kişisi kimmiş öğrenmek hakkım olmalı. Tabii ki efendim. Memnun olmuşçasına bir yüz ifadesiyle beni süzdü ve kalktı ayağı aniden. Elindeki telefona bir şeyler yazdıktan sonra bana dönerek kabanımı tuttu. Uzandığım yataktan yavaş hareketlerle doğrularak bana giydirmesine izin verdim kabanımı. Her hareketimde acıyan yaram işimi zorlaştırıyordu her defasında. Gidelim. Kendimin duyabileceği bir fısıltımla tekrar ettim. Ondan uzaklaşmam lazımdı ondan uzak durmak zorundaydım ki bu hastalıklı kişilik iyice ne ruhumu ele geçirmesin diye. Zaten boğulan bir benlik o kişilikle yerle bir olmuştu. İyice yerle bir etmek intihardan başka bir şey değildi. Gitmeliydim. Gitmeliydim buradan, buralardan. En çok da ondan. Kaçmalıydım. Kaçmalıydım bu hastalıklı isten ve onun her şeyinden. Batıyordum iyice gitgide. En dime doğru çekiliyordum ansızın. Bileklerinden sıkıca kelepçe geçirilmiş onun benliği. Karanlığa nakle diyordu ruhumu. Dikişlerimi söküyordu acılar, dikiş tutmak bilmiyordu. Zehrin tanısıyla büyülenmiş bedenim ona doğru çekiliyordu. Ona ait hissediyordu. Onu istiyordu. Bir tek sadece onu. Gidelim Hazan Hanım. açılan odanın kapısıyla o kara gözlerle bakıştım bomboş. Başka bir karanlık beni bekliyormuş gibi hissetmem doğru muydu? Bir şeyler yine karanlıkmış gibi geliyordu bana. Başımı aşağı yukarı salladım yavaş yavaş. Benim önümden geçip etrafı kolaçan eden adam eliyle geçmem için işaret verdi ve yürümeye başladım. Aslında kaçıyordum en çok her şeyden. Çıkış kapısına kadar etrafı dikkatli bir şekilde benim önümde siper almış bir halde ilerledik o adamla birlikte. Otelin çıkış kapısıyla etrafta birçok korumayla göz göze geldim bir an. Hepsi, hepsi şimdi benim için miydi? Şaka. Buradan, bana arka yönü gösterirken kara gözlü adam, o an gözlerime tek bir şey değindi. O beden. O. Endişeli ve değişik bir ruh haliyle otele doğru yürüyen Jiyan İltan'a odaklandım. Önümdeki adam kendi bedenime siper ettiğinden dolayı beni göremeyen adam son kez baktım. Ela hareleri özleyecektim. Onu özleyecektim. Elveda ruhumu ele geçiren adam. Elveda. Hasta kadının seni istiyor aslında. Ama bu bir intihar olur ancak. En büyük intihar hem de. Son kez izledim adamın ve ardından bana gösterilen arabaya doğru ilerledim. Hayatımın nasıl son bulacağını bilmiyordum. Hercai bir ruhun eşliğinde nefes alıyordum. Bir şeyler için, bir şeyler yüzünden hala yaşıyordum. Yanımda o adam geçtiğinde, kapatılan siyah camlı arabanın kapıları kapandı. Hızla ve son kez harelerime değindi Jiyan İltan. Arkası dönük, dik yapılı bedeniyle, saçları rüzgarın özgürlüğünde uçuşup dururken. Yaram da artık o adam. Usul usul acılarıma sızıyordu, usul usul zehrini bahşediyordu. Bir çare benliğime, yaralı ruhuma. Susmak çare miydi acılara? Sessizlik derman mıydı bir çare yaralara sanki? Acının hissiyatı köreltirken nefsi can hıraş beden bitmeye hazırdır her daim. Yaranın kızıllığı içerisinde boğulan bir ruh yaşar mıydı ki peki? Ses telleri alınmış birisi gibi hissetmem hiç normal değildi. Arabada saatlerce giden yolculukla beraber susluz olmuştu dilim. Sessizliğin yakarışında ihanet kokusu keskindi en çok. Hazan Hanım yarım saatlik yol kaldı. Kaçıncı bildirişini yapan adama bakmaya aklımdan bile geçirmeden kendi eksenim etrafında dönüp dolaşıyordum hala. Hala o anı hissediyor benliğim, hala o anın etkisinde ve o anda takılı. Ne yapmıştı acaba? Sinirlenmiş miydi? Yoksa sevinmiş miydi en çok? Sonuçta benden kurtulmuş oluyordu böylelikle. Tabii ki de rahatlamış olmalı. Peki gelmesine ne demeli? Çok, çok dengesiz bir pisliğe kapıldığıma şaşkındım. Yeşil irislerim hafif loş karanlığın verdiği izni kadar dışarıyı seyre daldı hızlı giden arabayla birlikte her şey hızlı hızlı geride kalıyordu. Yol kenarında kalan ağaçlar, arabalar, insanlar, o bile. Onu bırakalı tam tamına bir saat olmuştu. Boşlukta savrulan bir çare bedenimle birlikte nereye olursa olsun savrulup duruyordum takatsizce. Acının izini mi sürüyordu yaşamım? Onu takip ediyordu. Onu buluyordu, ona kapılıyordu hep. Gözlerim yorulduğunda kapandılar usulca ve yarım saatte böyle olsalar fena olmazdı. Sırtıma bırakılan yastığı düzelttim biraz ve üzerime çoktan örtülen örtüye sıkıca sarıldım. Vurulmuştum ben, vurulmuştum. Silah yarası yemiştim ve hayattaydım yine. O soğuk metalin bedenime verdiği soğuk ve sıcak arası yakıcı hissi tatmıştım sonuna dek. Hissetmiştim en derinine kadar. Yakmıştı canımı, yıkmıştı beni. Bedenim yorgundu, ben yorgundum. İçimdeki kız çocuğu yorgundu, ruhum yorgundu. Hazan Hanım, uyanın geldik. Gözlerim kırpıştığında bedenim atik bir cevap veriyordu o adamın sesine. Uykum asla derin olmazdı fazla. Yeşil erislerim karanlığın en tonundan ayrılarak hafif loş ışıkla buluştu. Uyuduğumdan gerek mi kaptırmıştı yoksa bu adam o ultra ışıkları. Onu arayan gözlerim hedefini bulduğunda kafamı yavaş bir hareketle aşağı yukarı salladım. Uyuşan bedenim zorluyordu şimdi beni. Durmuş olan araçtan ilk o adam inerken içeriye dolan soğukluk birlikte üzerimdeki örtüye iyice sokulu verdim. Bu ne soğuktu öyle? Dikişlerime varana kadar sızladığına ant içebilirim. Bana bakan kara gözler bir an önce çıkmam gerektiğini anlatırmışçasına sadece bana odaklıydı. İşte ilk o an ben ne yaptım diye derin bir şekilde düşündüm. Ne yapmıştım ben? Bu karşımdaki adama inanarak buraya gelmem. Ya o Jiyan İltan Korkut'u bırakmam ne demekti? En azından onda güvenilen bir şeyler vardı. Ama ya bu adam da ne bulmuştum ben? Hiçsizliğin içerisinde kaybolan ruhumu bulamayacaktım asla. Ölü olan bedenim ruhuna asla bahşedilmeyecekti. Asla azada ulaşamayacaktı benliğim. Uyuşukluğu geçen ayaklarımı hareket ettirerek çıktım arabadan. Soğuğu en içten hissediyordum. Tam dibimde duran adamın yanındayken ben, önüme geçmeden benim ilerlemem için eliyle işaret gönderdi kara gözler. Daha fazla bu soğukta ayakta durmaktansa karşımda duran ultra siyah lüks mekana girmeye razıydım o an. Hızlı adımlarla beraber o adam da yanımda içeriye doğru ilerledik. Girdiğimiz mekanın dışı sadece simsiyah ultra lüks bir şekildeydi. Ağır ve lüks. İlerledikçe etrafta korumaların çoğalması tuhaflığın daniskasıydı en çok. Giriş kapısına vardığımızda ise iki korumanın baş selamını da alarak açılan kapıdan bedenlerimiz girdi içeriye. Soğuktan sonra vuran may hoş sıcaklıkla iyiden iyiye mayışmıştım. Eliyle işaret eden adam dakikalardır arkamdan gelmişti ama bu sefer önüme geçmiş ve ilerlemem gereken noktayı bana gösterircesine yürümeye başlamıştı bile. Benden bayağı uzaklaşan adamla birlikte tekrar yürümeye başladım. Olmuştu artık bir şeyler ve geri dönüşü yoktu. Buradan Hazan Hanım tekrar uzun bir koridordan geçerken sağ tarafı işaret eden adamla o tarafa doğru ben de adımladım. Etrafta teker teker dağılmış korumaları gördükçe aklıma gelen o iki koruma kabusum olmuştu yine. Onları onları ben öldürtmüştüm. Benim yüzümden benim yüzümden onlar hayatını kaybetmişti. Kafamı silkerek kendime gelmeye çalıştım. Batmıştım zaten ben Endibe doğru çekilmiştim karanlığın en katran tonuna bitmiştim sonuna kadar. Burası buyurun, ha? Daldığım alemlerden çıkmaya çabaladığım esnada benim tam on adım kadar önünde duran adama taraf kaydı bakışlarım. Gelmiştik tam on adım ödemde o kişisi vardı ve ben hazır mıydım buna daha onu bile bilemiyordum. Yeşillerim korkunun esaretliğine hızla etrafı taradığında o kara gözlü adamın önünde durduğu kapıda girip geldi. Ne yapmalıydım ben şimdi? Ne yapmalıydım? Ve sonra gözlerim başka bir ayrıntıya takıldı. Kapının üstünde altın sarısı renkle yazılmış olan o yazıya. Şahmeran. Ne demekti? Neler oluyordu? Efendim buyurun. Beni tekrar çağıran adama baktım daha sonra. Nasıl gidecektim ben oraya? Korku içerimde peydah olurken. Tamam. Titrek nefesim bedenimin etrafında yayılırken o kapıya doğru adımlarımı ilerlettim. Orada biri beni bekliyordu ve o kişi belki de tehlikenin de tehlikelisiydi. Ama başka yapacak bir şey de yoktu. Yolun sonuydu artık. Adımlarım mekanın rengi gibi olan simsiyah kapının önünde durdu. Yanımda duran adam o an sadece baş selamı vermişti bana. Yeşil irislerim tekrar o yazıya değindiğinde içime bir ürperti dolu verdi. Değişiklik hissettiren bu şey de neydi böyle? Şahmeran. Hikayesini bilirdim. Ama ne alaka oluyordu ki? Kara gözlü adam güven verircesine yeşil gözlerime bir kez bakarak siyah kapıyı tıklattı ve daha içeriden bir sesin gelmesini bile beklemeden ikimizi içeriye doğru çekti. Kapıyı da arkamızdan kapattı. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.